de geçiyor ve orada altını ve gümüşü biriktirmenin haram olduğu, bunu yapanların alınları, böğürleri ve sırtları o biriktirdikleri dağlanarak tek tek alınlarına, yüzlerine, böğürlerine vurulacağı söylüyor. Çok şiddetli bir ayet. Kur'an-ı Kerim'de dört tane fiziki ceza var. Bir tane de sembolik ceza var. Sembolik ceza işte budur. Yani kenz yapmak. Kur'an-ı Kerim'de buna kenz denir. Kenz, halktan servet kaçırmak demektir. Yanında para var. Kimseye borç vermiyorsun. Herhangi bir şey satın almıyorsun. İş ve istihdam yaratmıyorsun. Atölye, fabrika, iş yeri falan hiçbir şey yapmıyorsun. Onu kendinde biriktiriyorsun. Bu haram kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de buna kel denir. Ne yapacak peki? Ya birine borç verecek. Ya karz-ı hasen yapacak. Karşılıksız borç verecek. Veyahut da hibe edecek. Olmayan birisine verecek. Veyahut da iş ve istihdam yaratacak. Günümüzün tabiriyle. Atölye açacak. Dükkan açacak. Alışveriş yapacak. Parayı piyasaya sokacak. Bunu da yapmıyor. Kenarda küpün içinde veya bankada veya yurt dışındaki offshore, ne deniyor? Offshore hesaplarda kapalı yani. Offshore kapalı. Kapalı paylaşım. Kapalı hesaplarda saklıyor. İsviçre'de mesela öyle bankalar var. Bu hesap kime ait? Kimin kaç lira parası vardı? Söylemesi sözleşmeyle yasak. Onun için insanlar oraya para götürüyor, kimseye söylemesin diye. Bütün bu kaçakçılar, ülkelerinden para kaçıran liderler, kendine servet yapan, kenz yapanlar oralarda paralarını tutuyorlar. Bazı gazeteciler de işte bilgi sızıyor. Oralarda kimin olduğunu çeşitli yollardan girerek öğreniyorlar falan. Zaman zaman da bunun haberlerini duyuyoruz. Şimdi bunlara Kur'an-ı Kerim kenz diyor. Kenz. Kunuz kökünden gelir. Kendisi hazine demektir. Yeknezûne zehb.